أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. A'nü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yennâsü duribe meselun festimi'u leh. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlukû zübâben velebicitema'u leh. Ve in yeslubuhumu zübâbu şey'en la yestenqizûhu minh. Zaufa talibu vel matlûb. مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ اللّٰهُ يَصْطَف۪ي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Velakin inakasidir aziz bil, gönülden aksiyle gönüle olur sil. Resulullah o deryadan açıp nil, kısınlı kalbine feyiz aktı tesil. Bu nilden iç aziz hakkı giydelim, cemali ba kemale seyredelim. Kema kale sallallahu teala aleyhi ve sellem, ma saballahu teala şeyen fi sadri illa ve sababtuhu fi sadri Ebi Bekrin. Şimdi arkadaşlar, daha önceki beyitlerde buyuruldu ki sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu peygamberimize sallallahu teala aleyhi ve sellem üç nev'i, üç çeşit ilim verdi. Birinci ilim nübüvvet ilmi. O Mevla ile Celle Celaluhu peygamberimiz arasında aleyhissalatu vesselam olan bir şey. Peygamberimize mahsus. O sadece peygamberimize mahsus. Allah ile peygamberimizin arasındaki bir şey. Sadece peygamberimize mahsus. O yasaklandı, kimseye bir şey anlatılmayacak. O ilimden kimseye bir şey anlatılmayacak. İkinci ilim, şeriat ilmi. O emrolundu, herkese anlatılacak. Sevgili Allah'ımızın Celle Celaluhu, peygamberimize aleyhissalatü vesselam vermiş olduğu üçüncü ilim, ledün ilmi. Ledün, taraf demek. Bismillah ve allemnâhu min ledünnâ ilmâ. Allemnâ ve biz öğrettik hu ona. Min ledünnâ tarafımızdan. Ne öğrettik? İlmen, ilim öğrettik. Biz ona tarafımızdan ilim öğrettik. Burada işte Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Hızır aleyhisselam arasındaki kıssada Allah-u Teala Hızır aleyhisselamdan bahis buyurarak böyle buyurur. Biz ona tarafımızdan ilim öğrettik. Bak tarafımızdan ilim. Ledünnâ, min ledünnâ ilmâ. Bir tarafımızdan ilim. Onun ismi böyle ilmi ledün olarak kaldı. İlmi ledün yani Allah'ın tarafından kula verilen özel bir ilim demek. Birincisi nübüvvet ilmi, yasak, kimseye anlatılmayacak. İkincisi şeriat ilmi, emrolundu, herkese anlatılacak. Üçüncüsü ledün ilmi, bu Allah tarafın, Allah katından kuluna verilen özel bir şey bu. Orada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam muhayyer bırakıldı, serbest bırakıldı. İstediğine, istediği kadar anlatır. Kimine anlatır, kimine anlatmaz. Kimine şu kadar anlatır, kimine bu kadar anlatır. Orada muhayyer bırakıldı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ledün ilmi. Peygamberimiz muhayyer bırakıldı. İstediğine istediği kadar anlatır. Velakin has olup ahyara ima. Ahyara ima edilmesi vardır bunun. Hayırlı kullara ima edilir. Bu ledün ilmi kitapla okumakla olmaz. Hocadan öğrenmekle olmaz. Allah ile kul arasındaki özel bir muameledir bu. Velakin inekasidir aziz bil. Hani bu kitapla okumakla öğrenmezdi. Kitapla okumakla öğrenme, kitapta
kitaptan okumakla, öğrenmekle olmaz dedik ya. Velakin inikasidir. Aziz bil. Bil ki bu ledün ilmi inikasidir. Yani kalpten kalbe aksetmek yoluyla olan bir şey vardır burada. Değişik bir şey var burada. Manevi bir şey var burada. Velakin inikasidir aziz bil. Ey aziz kardeşim bil ki bu ilmi ledün, bu manevi şey, bu kalpten kalbe akseder. Gönülden aksiyle gönüle olur sil. Gönülden gönüle aksetmekte sel olur bu. Bir gönülden bir gönüle akar. Bir gönülden bir gönüle akar. Bir görünen, gözle görülen şeyler var. Bir de gözle görülmeyen şeyler var. Gözle görüp insanın anladığı şeyler var, bildiği şeyler var. Mesela ehli sünnete göre havas-ı selime esbab-ı ilimdendir. Yani sağlam bir göz, sağlam bir kulak, sağlam duyu organları ilim sebebidir. Yani diyelim ki bu buraya dokundu, benim elim sağlam elhamdülillah, hislerim de sağlam. Bu sert bir şey. Bunun sert olduğuna dair ayet-i kerime var mı? Yok. Hadis-i şerif var mı? Yok. Nereden biliyorum bunun sert olduğunu? Benim sağlam hislerim, hissim sağlam. Buna tamam. Bu ne? Sert. Ben bu bilgiye neyle ulaştım? Havası selimeyle ulaştım. Tamam mı? Neyle ulaştım? Havası selimeyle, salim olan hislerle ulaştım ben. Mesela gözüm sağlam, baktım mı görüyorum, tamam mı? Ona göre söylüyorum. Diyorum ki bunun cübbesi beyaz. Var mı bunun cübbesinin beyaz olduğuna dair ayet-i kerime var mı? Yok. Hadis-i şerif var mı? Yok. Nereden anlıyorum? Tamam mı? Ama gözün sağlamsa, sağlam değilse olmaz. Havas-ı selime esbab-ı ilimdendir. Ama bazı şeyler var, havas-ı selimeyle anlaşılamıyor. Öyle de çok şey var. O ne oluyor peki? Gönülden gönüle sel oluyor. Gönülden gönüle akıyor. Resulullah o deryadan açıp nil, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bu ledün ilmi deryasından, bu denizden, bu okyanustan bir böyle nil açtı, bir nehir açtı, bir yol açtı. Kısıddi kalbine feyz aktı teshil. O ne yaptı? Ta Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam kalbi şerifine ulaştı. Kısıddi kalbine feyz aktı teshil. Bu sesle ilgilenin arkadaşlar. Aşağı ses gitmiyor herhalde. Peygamberimizden aleyhissalatü vesselam Hazreti Sıddık'ın gönlüne böyle aktı. Bu nilden iç aziz hakkı giydelim, cemali bakimali seyri edelim. Kemâ kâle sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi mâ sabballâhu teâlâ şeyen fî sadri illâ ve sababtuhu fî sadri Ebî Bekrin. Mâ sabbe dökmedi kim? Allahu Teala, Allahu Teala Hazretleri dökmedi. Ne dökmedi? Şeyen, hiçbir şey dökmedi fi sadri benim göğsüme. Allah benim göğsüme hiçbir şey dökmedi, akıtmadı, vermedi. İlla ancak Allah benim göğsüme ne verdiyse, ne döktüyse ve sababtu ben de döktüm hu onu fi sadri Ebi Bekir'in, ben de onu Ebu Bekir'in göğsüne döktüm. Allah benim gönlüme, kalbime, göğsüme ne verdi, ben de onu ne yaptım? Ebu Bekir'in göğsüne ne yaptım? Ben de onun göğsüne döktüm. İşte bu yani. Gönülden gönüle, tamam. Manevi işler arkadaşlar. Allah'a muvaffak olmak nasip etsin. Vazifelerimize dikkat edelim. Gayret edelim. Geçen düşünüyorum böyle. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki adi nefseke, yok hadisi kutsi. Hadisi kutsi. Adi nefseke فَاِنَّهَا اِنْتَصَبَتْ لِمُعَادَاتِ عَادِ نَفْسَكَ فَاِنَّهَا اِنْتَصَبَتْ لِمُعَادَاتِ عَادِ düşman ol neye? Nefseke. Nefsine düşman ol. Kendine düşman ol. Hadi bakalım. Kendine. Nefsine düşman ol ne demek? Daha böyle kolaylaştırsak manası. Ne demek? He? Kendine düşman ol. Niye? فَاِنَّهَا çünkü o nefis intasabet dikildi. Neye dikildi? Limuadati, benim düşmanlığıma dikildi. Kendine düşman ol. Anadan nasıl kendine düşman olur? Mesela sporcular var.
sen yatakta yatıyorsun. Adam gecenin karanlığında kalkıyor, başlıyor çalışmaya. Yani böyle birinin notlarını okudum. Meşhur bir sporcu. Uzun, bayağı bir uzun notları var böyle. İşte anlatıyor, yaptıklarını, yapmadıklarını anlatıyor. Ulan adam tam derviş ha. Vallahi billahi yani ha. Bir toplantı vardı, bizdeydi arkadaşlar. Değişik böyle işte İzmir'e yakın, işte Manisa, Akhisar, Kula vesaire, oradaki hoca efendiler hep bizdeydiler böyle. Onlardan bir tanesine gösterdim. Baktı böyle, ulan adam dedi tam saf olmuş dedi yani ha. Onu yapmıyor, bunu yapmıyor, şunu yapmıyor, onu etmiyor, bunu etmiyor. Kendi derdinden. Kendi, Johnny'nin teki daha, Johnny'nin teki. Ama bir hedefi var, bir gayesi var. Nesi var? Bir hedefi var, bir gayesi var. O yapmak istediği şey için, o ulaşmak istediği nokta için ne yapmak zorunda? Bir sürü şeyden fedakarlık etmek zorunda. Ne zorunda? Bir sürü şeyden fedakarlık etmek zorunda. Yediğine dikkat edecek, içtiğine dikkat edecek, oturmasına dikkat edecek, kalkmasına dikkat edecek, yatmasına dikkat edecek, uyumasına dikkat edecek. Anlatıyor şimdi vatandaş, diyor sabah diyor 4:30'da kalktım diyor. Kaçta kalkmış? Bah, derviş değil mi şimdi? Derviş işte de 4:30'da kalktım diyor. Gitmiş salona gitmiş, antrenman yapmış yarım saat, bir saat. Tabii neyse artık. Yemek yemiş, öyle olmuş, böyle olmuş. Saat 8 diyor, ben diyor üçüncü yemeğimi yiyorum diyor. Millet diyor yeni yatağından kalktı, işe gidiyor diyor. Baktım diyor, millet diyor ayaklanmış böyle, ben diyor üçüncü öğünümü yiyorum diyor. Şimdi bu adam 4:30'da kalkıyor ya, böyle gül oynaya mı kalkıyor? Yok, o da yatmak istiyor. O da ne yapmak istiyor? O da yatmak istiyor. Ama velakin kendine düşmanlık ediyor. İstediği şey için, hedefi için ne yapıyor? Kendine düşmanlık ediyor. İstediği hedefi için ne yapıyor? Kendine düşmanlık ediyor. Anlatıyor şimdi. Diyor ki bütün yemeğim et, haşlama patates, yumurta beyazı. Başka bir şey? Kahve iç. Ben kahve içemem diyor. Ulan nasıl ulan kahve içmeden, çay içmeden hayat mı olur ya? He? Çay içmeden hayat mı olur ya? Ben içemem diyor. Ben yapamam. İstiyor mu? İstiyor mu? İstiyor. Ben o kahveden ben ne tad alıyorsam o da aynısını alıyor mu? Alıyor. Ama kendi kendine düşmanlık ediyor. Nasıl? Anladınız mı? Yani o içindeki hevesten daha büyük bir gayesi var. O büyük gayeye ulaşabilmek için kendi kendine ne yapıyor? Anladınız mı arkadaşlar burayı? Heh. Mevlamız buyurdu ki adi nefseke, kendine düşmanlık et. Kendine düşman ol. Ve innaha intasabet li muadati, o benim düşmanlığıma dikildi. Bana kavuşmak istiyorsan, benim rızama ulaşmak istiyorsan kendine düşman ol. Biz kafaya göre ye, kafaya göre iç, kafaya göre yat, kafaya göre konuş, her şey keyfimize göre. Her şey neye göre? Her şey keyfimize göre. O zaman ya. Şimdi bu adam kafasına göre yatsa kalsa, kafasına göre yese içse olur mu? Olmaz. Olmaz. Herhangi bir şey var mı öyle kafasına göre yapınca oluyor? Mesela adam alsa taşrabı. Diyelim ki bu bir santim olsun bu, tamam mı? Bu bir santim, gerçi bu kaplama. Diyelim ki bir santim kalanında medefeyi alsın. Makine var orada, kesiyor. O kesen makineye kafasına göre koysun, o makine de kessin onu. Böyle çevirsin, koydu makine kesti, böyle çevirsin, koydu makine kesti. Sonra alsın tahtaları, bitiştirsin yanına, alsın eline çekici çiviyi, kafasına göre vursun. Bu çıkar mı ortaya? Herhangi bir şey söyleyeyim bana, kafana göre yapıyorsun oluyor. Var mı öyle? Olmaz. Olmaz. Hiçbir şey öyle olmaz. Bak şimdi baktım Abdülkadir abinin sarığı çok güzel mesela. Elhamdülillah. Allah'ım hepinize nasip etsin.
Şimdi al eline takkiyi, koy başına, sarığı da al böyle. Kafana göre böyle çevir. Bu sarık sarmak ne kadar sürüyor? Dakika hesabı söyle. Canlı bir saati buluyor. Ama ne var? Sen alıyorsun böyle doluyorsun 15 saniye. Bunu ne kadar sürüyor? Bir saati buluyor. Böyle dola olur mu? Ya işte öyle dolarsan öyle olur. Kafana göre yaptığın zaman hiçbir şey olması gerektiği gibi ne yapmaz? Olmaz. Her şey ne istiyorsan, her şey ne ister? Fedakarlık ister, gayret ister. Adi nefsike, kendini. Bizim önümüzdeki en büyük engel, efendim gavurlar şöyle, din düşmanları böyle falan filan böyle. Ya böyle bizde bir hamsufuluk var bir de. Bir şey oldu mu böyle hemen böyle laf, şey, Yahudi oyunu. Böyle gıcık oluyorum kendime ha. Gökten yağmur düşse böyle, hani düşmemesi gereken bir yere düşse, cevap, Yahudi oyunu. Ya tamam adamların oyunu vardır da kardeşim yani her şeyde böyle yani. Ya kardeş Allah Allah ya. Yahudi, Yahudi. O da o kadar saçma ki. Her şey fedakarlık ister. Bizim önümüzdeki engel, bizim Allah'ı razı etmemizdeki, cennete kavuşmamızdaki, cemalullah'a kavuşmamızdaki, cennet cehennemden uzak olmamızdaki iş ne gavur? Ne din düşmanı? Ne o? Ne bu? Ne? Ben. Kim? Ben. Ben. Benimle Allah arasındaki engel kim? Siz. Sizin hepiniz toplansanız engel olamazsınız kardeşim. Sizin hepiniz toplansanız engel ne yapamazsınız? Söyleyin. Olamazsınız. Çünkü sizin hepinizin toplanmasından dolayı bana bir günah yazılmaz. Hoca ne demek? Hepimiz toplanırız bir sürü şey. Ne yaparsınız? Hocam elini koluna, elini ayağına tutarız. Namaz kıldırmayız sana. Yapabilirsiniz. Ama siz namaz kıldırmadınız diye bana ben Allah'tan uzaklaşmam. Hatta mükafat kazanırım. Siz benim elimi ayağımı toplayıp bağlasanız, beni zapt etseniz, namaz kıldırmasanız bana, ben Allah'tan ne yapmam? Uzaklaşmam. Ne yaparım? Bilakis yaklaşırım ben Allah'a. Dolayısıyla Allah ile benim aramda sadece kim var arkadaşlar? Canlı ya. Ben varım. Sizinle Allah aranızda kim var? Bu işin kolay tarafı. Konuşması kolay tarafı. Başkalarına laf söylemek kolay. Kendimize laf söyleyelim. Adi nefseke. Nefsine düşman ol. Fe innaha. Çünkü nefsin intasabet li muadati. Benim düşmanlığıma dekildi. Ne bileyim işte. Mevla bazen insanın aklına hatırına getiriyor böyle şeyler. Söylemesen de olmaz. İşte öyle. Adi nefseke. Nefsine düşman ol. فَإِنَّهَا جُنْكُ نَفْسِنْ اِنْتَصَبَتْ لِمُعَادَاتِ Benim düşmanlığıma dikildi. Allah'ım yardımcımız olsun arkadaşlar. Ha bir de bu gönülden gönüle hani akar, ben göğsüme ne akıt, Mevla benim göğsüme ne akıttı, döktü, ben hepsini Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın göğsüne döktüm. Değil böyle. Bu manevi vazifeleri, tarikat dersini iyi çalışmak lazım arkadaşlar. Hocam ben iyi çalışamıyorum. Nasıl çalışıyorsun? Yarım çalışıyorsun. Yarım çalışmayı bırakma. Gevşek çalışıyorum. Gevşek çalışmayı bırakma. İyi çalışmaya çevirmeye çalış. İyi çalışmaya çevirmeye çalış. Gevşeyi de bırakma. Hocam düzgün olmuyor. Bırakma. Hocam yamuk oluyor. Bırakma. Eksik oluyor. Eksik olmasın da bırakma. Hep öyle arkadaşlar. Son nefese kadar böyle uğraşacağız. Bakın beraber olmanın, birbirimizden görmenin çok yani anlatılamayacak kadar tesiri var arkadaşlar. Men kallede alimen Lakiyallâhe salimen. Men kim kallede taklid ederse, kimi alimen, kim bir alimi taklid ederse, lakiyallâhe salimen, Allah'a salim kavuşur. Allah'a paçayı kurtarmış olarak kavuşur. Kim bir alimi taklid ederse, Mevla'ya paçayı kurtarmış olarak kavuşur. Ne yapacağız böyle? Bu bana yakın olacakmış.
Bu da başka bir iş. Şimdi misal vereceğim size. Mesela Efendimiz Hazretlerimiz kandasıyla sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi. Bazen namaz erken gelirdi. Otururdu cami şerifte, ders meşgul olurdu. Biz de Efendimizin yanında meşgul olurduk. Mesela hocamız öyle yapardı mesela. Bazen mesela bizim dershaneye gelirdi. Bizim kendi odasından çıkardı mesela gece mesela. Gelirdi bizim dershaneye, bizimle beraber otururdu. Geçerdi öne mesela böyle. Bizimle beraber otururdu, ders yapardı. Ne oluyor? Sen de ondan ne yapıyorsun? Görüyorsun. Hatta bir ara seyircilik diye bir şey çıktı. Efendimiz kardeşi olan sıra gece 3'te herkes toplanıyordu. Şeyde, misafirhanede, cami-i şerifin arkasında büyük misafirhane var böyle. Büyük ama çok büyük yani. Buranın 5 katı, 6 katı yani. Tamam. Büyük, çok büyük misafirhane var. Herkes orada toplanırdı. Bütün medreseler ne vardı? Saat kaç? 3. Efendimiz de orada olurdu kardeşi olan sıra. Teheccüd kılınırdı. Efendimiz de orada. Sen de yanına yani 3 metre, 5 metre. Teheccüd kılınırdı. Sonra derse oturulurdu. Tabi arkada yatan yatıyor. İlla oluyor öyle yani. İlla oluyor. Derse oturulurdu. Sonra imsak olur olmaz, imsak olur olmaz sabah namazının sünneti kılınır, yatılırdı. Efendimiz önünde yatıyor. Bildiğin yatıyor, uyuyor. İmsak olur olmaz sabah namazının sünneti kılınır, yatılırdı. Ezan olurdu, kalkılır, abdest alınır, cami-i şerife namaza geçilirdi. Namaz, hatmi şerif, mektubu şerif, işrak. İşraktan sonra tekrar yukarı çıkılırdı. Mektubu şerif okunurdu tekrar. Bir daha. Efendimiz direkt başımızda görüyorsun. Ondan sonra meşgul olunurdu. Saat 8 gibi dağılınırdı ondan sonra. Görmek büyük iş arkadaşlar. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bak niye anlatıyorum onu biliyor musunuz? Bak şimdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki sallu, Peygamberimiz namaz tarif ediyor. Şimdi ben size namaz tarif etmeye kalksam diyeceğim ki şöyle abdest al, böyle elini kaldır, böyle kolunu indir, bileğini böyle tut, işte şöyle oku, şöyle kafanı çevir, böyle elini dizine koy. Değil mi şu an? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı tarif ediyor şimdi. Kale Aleyhisselatü Vesselam, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam buyurdular ki sallu kema ra'aytumuni usalli, sallu kılın. Kema ra'eyt, kema şunun gibi ki ra'eytumu gördünüz ni beni usalli namaz kılıyorum. Beni nasıl namaz kılıyorum gördüyseniz öyle namaz kılın. Ah size namazın tarifi. Benim arkadaşlardan bir tanesi İstanbul otogarda biriyle karşılaşmış. Vatandaş diyor ki ya eski zaman arkadaşlar tamam mı? Yani 25 senelik olay var. Diyor vatandaş diyor ki diyor ben diyor Mahmut Hoca'yı gördüm diye Efendimiz'e bahsediyor. Ben diyor Mahmut Hoca'yı gördüm diyor. Çok büyük alim ya diyor. Çok büyük hoca diyor. Bizim arkadaş demiş bu Ali Hoca Elazığ'daki. Ali Hoca'yı hayırdır ne oldu demiş. Yahu demiş ben demiş hocayı gördüm demiş. Efendimiz söylüyor şimdi. Hocayı gördüm dedim ki hoca siz diyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de her şey yazıyor. E yazıyor. Kur'an-ı Kerim'den çiğ köftenin tarifini göster bakayım bana demiş. Ayıkta pirincin taşını. Masal değil ha. Efendimiz'e böyle diyor. Lafa bak. Bana Kur'an'dan çiğ köftenin tarifini göster. Yani şimdi sen Efendimiz'e söker misin ya? Efendimiz'e göstereyim buyurmuş. Göstereyim. Bismillah. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Fes'elû sorun ehle zikri bilene sorun in kuntum la ta'lemûn. Çiğ köfte yapmayı bilmiyorsanız tarifi ne? İyi bir usta bulacaksın, ona soracaksın, onun tarifine göre yapacaksın. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Diyormuş, Mahmud Hoca çok büyük hoca diyormuş yani. Şimdi Peygamberimiz namaz tarif etti. Nasıl? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl kılıyor gördünüz, öyle kılın. Misal söylüyorum. Mesela yatsı namazının farzında Fatiha okuduk mu? Canlı ya, okuduk. Ya anlatırken dinleyelim. Soru sordum da okuduk mu? Fatiha'dan sonra sure okuduk mu? Nereden biliyorsunuz? Şaşırdı soruya bak. Cevabı belli daha havası selime daha. Nereden biliyorsunuz? Duydunuz. Peki. Öğlen namazının farzına Fatiha okuduk mu? Mesela ben namaz kıldırıyorum. İmamım ben. Siz de cemaatsiniz. Öğlen namazının farzına Fatiha okudum mu? Duymadıysan okumadık mı? Nereden biliyorsunuz?
kaideyi bildiğiniz için biliyorsunuz. Ama daha din yeni tesis ediliyor. Böyle kaideler, kurallar, ilmihaller yok. Nereden biliyoruz peygamberimizin okuduğunu? Yatsıyı duydunuz. Ashab-ı kiram dediler ki sakalları kımıldıyordu. Baba nereden? Peygamberimiz kalkıp da hey millet bakın ben şimdi namazda bak ses duymayacağınız ama bak Fatiha okudum, sure okudum. Öyle buyurmadı peygamberimiz. Nereden biliyorlar peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öğlen namazında, ikindi namazında Fatiha okurdu, sure okurdu. Nereden biliyorlar? Sakalları kımıldıyordu. Misal söyleyeyim. Hasbi hocam rahmetli anlatmışlardı. Mesela teşehhütte ne yapıyoruz arkadaşlar? Oturur. Kadede ne yapıyoruz? Sol ayağımızı yatırıyoruz. Sağ ayağımızı ne yapıyoruz? Dikiyoruz değil mi? Tamam. Peygamberimizden sonra aleyhissalatü vesselam, peygamberimiz Dar-ı Bekayı irtihal ettikten sonra Şam-ı Şerif'te, Şam'da tabii İslam memleketleri genişliyor, Müslümanlar yayılıyorlar etrafa. Bir sürü insan ne yapıyor? Müslüman oluyor. Tabii onlar bilmiyorlar. Öğretecek adam da yavaş yavaş oluşuyor. Şam'da bir ihtilaf oldu. Namazda nasıl oturulması lazım? Otururken ayaklar ne yapacak? Nasıl olacak? Hoca ya bırak nasıl olursa olsun. Öyle değil arkadaşlar. Hiçbir şey küçümsemeyin. Birisi kalktı. Dedi yani ne konuşuyoruz ki bu kadar dedi ya. Tamam peygamberimiz ahirete irtihal etti ama aha Medine şurası. Şurası derken Şam Medine. Ha. Medine şurada. Ashab-ı kiram hala orada. Yaşıyor. Peygamberimiz yok ama peygamberimizi görenler var aleyhissalatü vesselam. Gideriz, bakarız. Sormaya bile lüzum yok. Ne yapıyorlarsa onlar gibi hareket ederiz. Hiçbir şey derdi yani. Kalktı sırf bu mevzudan dolayı Şam-ı Şerif'ten Medine-i Münevvere'ye geldi bu vatandaş. Mevzu sadece bu kadar. Başka bir şey yok. Namaza ayakları nasıl duracak? Kime sordu? Söyleyin. Hiç kimseye sormadı. Gitti, baktı. Ashab-ı kiramın ayakları nasıl duruyor? Evet. Medine Münevveri'de bir ahbabı varmış, arkadaşı varmış onun. Onunla karşılaştı, buluştu. Dedi gel seni halifenin yanına götüreyim dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Aldı bunu Hazreti Ömer'in ziyaretine götürdü. Hazreti Ömer'le tanıştırmaya götürdü. Hazreti Ömer tabii konuşurken sordu hani sebebi ziyaretiniz Medine Münevveri'ye niye geldiniz? O da durumu anlattı ona. Hasbi hocam öyle buyurmuştu ondan naklediyorum yani. Ona durumu anlattı. Dedi böyle bir durum oldu. Öğrenmek için kalktım geldim. Hazreti Ömer bu amel sana yeter buyurmuş yani. Düşünsene yani. Sen sırf bu mevzuyu öğrenmişsin. Nereden kalkıyorsun? Şam'dan nereye gidiyorsun? Oraya gidiyorsun. Ki şimdiki gibi değil yani. Şimdi buradan atla uçakla 2 saat. Mesela misal söylüyorum. Atla uçakla 2 saat. O zaman haftalar aylar uğraşacaksın yani. Nasıl gördüler? Nasıl öğrendiler? Görerek. Misal şimdi. Mesela biz geliyoruz. Oturuyoruz. Ya bugünü düşünün. Bugünü düşünün. Yatsı namazı. Biz geliyoruz, safta oturuyoruz. Çıt çıkmıyor. Hanımlar? Değil mi? Oysa yani ses çıksa bizden çıkıp onlardan çıkmaması lazım. Değil mi? Yani onların seslerini kısmada daha gayretli olmaları lazım. İtiraz olan var mı? Hanımlar zaten itiraz edemiyorlar. Şu anda elleri mahkum. Ama olmuyor. Niye olmuyor? Ne alaka? İçeri giriyor. Selamun aleyküm. Ne haber diyor. Çocukla ne alakası var? Bak ses bile gitti. Dur, ses gelsin de hem onlar da duysun. Ya Allah Allah. Tam böyle işe yarar yerde. Geçen bir yeri... Nikahla alakalı öyle aklıma esti. Baya bir şeyler anlattım tamam mı? Böyle yani şimdi erkeklere konuşuyoruz da kadınlar duymuyor ya. Ben de kadınlara baya böyle bir hani konuştum hani biraz toparlasınlar ortalığı diye. İş bitti. Hocam ya dedi arızalıydı aşağı ses gitmediler. Ulan bu kadar konuştuk anlattı. Bir sürü şey söyledim. Evine gitti. Oluyor öyle. Şimdi biz geliyoruz oturuyoruz. Onlar geliyorlar oturuyorlar başlıyorlar. En iyi arkadaşını görüyor. İyi de biz arkadaşımızı görmüyor muyuz? Ama ne var? Onlar kimseden görmüyorlar ki. Biz hocalarımızdan gördük. Camiye girilir. Ne yapılır camiye girilince? Ne yapılır? Ne yapılır?
Susulur, susulur. Susulur demenin lüzum yok. Ne yapılır? Hadi. İki rekat ne yapılır? Tahiyyetül mescid namazı kılınır. Bu ne demek bir kere? Tahiyyetül mescid namazı kılınır ne demek? Bir kere kıbleye döneceksin demek. Şimdi büyük ihtimal bunlar geliyorlardır. Biri o duvara sırtını dayıyor, biri bu duvara sırtını dayıyor. Üç kişi oraya oturuyor, beş kişi buraya oturuyor. Hani sohbet başlayana kadar muhabbet. Oysa burası muhabbet yeri değil. Ama bilmezler. Niye bilmezler? Kimseden görmüyorlar ki. Peki ne olacak? Hocaları gelecek. Gidecek tabii arkadaşına selam verecek ama oturmayacak. Ne yapacak? Geçecek ön tarafa. Nereye geçecek? Aynı namazmış gibi safa geçecek namaz safına. Kim yapacak bunu? Kim yapacak? Hocaları yapacak. Geçecek iki rekat namaz kılacak. Ne namazı? Kerahat vakti değilse tahiyyetül mescid namazı. Oh namaz bitti getir çay çiğdem. Yok namaz bitti ne yapacak? Ne yapacak? Elini açacak, dua açacak namaz bittikten sonra ne yapacak? Çıkaracak tesbihlerini. Kim yapacak bunu? Hocası yapacak ki cemaati hocasından görsün, yarın o da aynısını yapsın. Değil mi? Diyelim ki 100 kişi varsa 10 tanesi hoca seçtiklerinde 10 tanesi böyle yapsa 90'da ona ne var? Uyar. Bugün olmadı yarın uyar. Öbür gün uyar. Ama saf burası biri oraya otur, biri oraya otur. 3 kişi oraya, 2 kişi oraya. Dıt 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 muhabbet ne haber ne var ne yok falan. Görmek büyük iş arkadaşlar. Onun için göreceğiniz kimselerle beraber olun. Göreceğiniz ortamlarda bulunun. Tamam. Mevla bize çok büyük nimetler nasip etti elhamdülillah. Biz hiç kimsenin görmediklerini görüyoruz. Biz hiç kimsenin duymadıklarını duyuyoruz elhamdülillah. Biz hiç kimsenin görmediklerini görüyoruz. Biz hiç kimsenin duymadıklarını duyuyoruz. Aklımda bir şey var. Onun için hani bir araştırayım dedim. Nerede? Belçika mı? Hollanda mı? Ne? Böyle bir akademi mi ne varmış? İslami ilimler falan öyle bir şey tamam mı? Hani külliyetli bir şey gibi geliyor. Daha bir baktım hemen en başta resim. İşte kız talebelerimizi yetiştirdik. İcazet verdik. Aa kocaman resim. Bir sürü hanım kardeş. Bu ne? Okudular. Anladık tamam da bu ne? Bunun resminin bunda ne işi var bütün milletin gözünün önünde burada? Okudularsa mübarek olsun. Kabul başımın tacı tamam. Güzel. De resim çektirip böyle bu ne ya? Bize böyle bir şey var mı? Arkadaşlar ya. Bak mesela bunu yapan insanlar din dertlisi. Bunu yapan insanlar ne? Din dertlisi, din için çalışan insanlar. Ya arkadaşlar, afalladım kaldım. Bir sürü böyle, bir sürü böyle. Biz arkadaşlar elhamdülillah hiç kimsenin görmediği şeyler görüyoruz, hiç kimsenin duymadığı şeyler duyuyoruz. Siz hiç camiye gelip elinde iki tane tesbihle oturan bir hoca efendi gördünüz mü? Biz Efendimiz'i gördük elhamdülillah. Biz Efendimiz'i gördük elhamdülillah. Elhamdülillah. Bunun var ya bu nimeti böyle anlatamazsın ya. Anlatamazsın bu nimeti ya. Anlatamazsın. Namaz bitti şimdi. Duruyor mu orada? Tesbih çekiliyor ya. Bizim ön tarafta ufaklardan bir tanesi var. Küçük. Tabii siz anlamıyorsunuz ne olduğunu. Ne yapıyor şimdi bu çocuk? Hadi daha bu kadar korkak olmayın da. Ne yapıyor? Yani uyukluyor tabii kendini toparlıyor falan uyukluyor kendini toparlıyor. Biliyor musunuz arkadaşlar bu sünnettir ha. Hocam benim uykum gelmiyor. İşte sen sünnet yapmıyorsun onun için. Uykusu gelen adam ne yapıyor arkadaşlar? Ne yapıyor? Zoraki olur mu bu? Sünnet üzere yaşarsan uykun bile sünnet üzere olur. Gayri ihtiyari halin bile sünnet üzere olur. Mesela bakın şimdi dikkat edin.
Ben oturuyorum. Sırtım dayalı değil. Böyle. Geçtim kendimden. Abdestim bozulur mu bozulmaz mı? Ne biliyorsunuz? Siz kitaptan okudunuz biliyorsunuz. Dedim size Ashab-ı Kiram zamanında tedvin yoktu böyle. He? Bu işler sistematik değildi. Onlar nereden biliyorlardı mesela? Mesela ulema anlattı mesela. Hükmü nereden çıkarttı ulema? Mesela bu mevzuyu izah ederken kitap diyor ki Ashab-ı Kiram Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain yatsı namazını beklerlerdi. Safta bekliyorlar. Ezan olacak. Namaz kılacaklar. Namazı beklerken böyle nasıldı? Kelime hatırlıyor musunuz? Böyle kendilerinden geçer. Böyle sallanırlardı. Tam gelke. Böyle aklıma gelmedi böyle direkt terim. Böyle sallanırlardı böyle. Hani böyle kasıtlı sallanma değil. Hani insanı kendinden geçince böyle olan sallanması. Böyle sallanırlardı. Sonra ezan okununca abdest tazemeden kalkar ne yaparlardı? Namaz kılar. Biz demek ki bunun abdest bozmadığını nereden biliyoruz? Ashab-ı kiram böyleymiş. Ashab-ı kiram nasılmış? Yatsı namazını beklerlerken ne yapıyormuşlar? Uyumuyorlarmış. Uyukluyorlarmış. Böyle geçiyorlarmış. Biz geçmiyoruz kendinden. Niye? Kardeşim 10 saat uyursan tabii geçmezsin kendinden. He? Yastığa başını koyup 10 saat uyursan oturduğun yerde tabii ne yapmazsın? Geçmezsin kendinden. Dolayısıyla bak. O da sünnet arkadaşlar. Şimdi elhamdülillah bak Mevla bize nasıl nasip etti. Şimdi bak ama bıdı bıdı çocuk oturduğu yerde böyle. Sarığı da var. Cübbesi de var. Şalvarı da var. Bu şalvar var ya arkadaşlar. Allah. Yani şalvarın kilosunu anlatacak bir birim öyle bir birim olmaz yani. Öyle kiloyla, tonla, monla. Ahirette, mahşerde insanın getirilecek günahları terazinin kefesine konacak. Bir sürü günah. Eyvah hapı yuttuk. Bakacak adam böyle mahzun, bitkin, eyvah diyecek. Yani ümitsiz ben. En son denecek ki senin bizde bir defterin var daha diyecek. Senin bizde bir defterin daha var diyecekler. Bir kağıt getirecekler böyle. Bir tane. Ulan bu kadar böyle yığın yığın. Yani bir tane kağıt ne tartar ki? Üzerinde La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah yazıyor. Koyacaklar kefeye. Şalvar da öyle arkadaşlar. Acayip bir şey. Şimdi bıdı bıdı çocuk bakıyor. Başka bir yerde görebilir misiniz? Biz elhamdülillah. Mevla bize nasip etti arkadaşlar. Allah'ım çok sevmek, çok şükretmek nasip etsin. Çok şükretmek nasip etsin. Allah'ım bize nasip etti elhamdülillah. Mevla başka bütün kardeşlerimize nasip etsin de Mevla bize nasip etti elhamdülillah. Biz hocalarımızdan, efendi hazretlerimizden böyle gördük elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize. Elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize. Bir de görmesen. Onun için göreceğiniz yerlerde bulunun. Göreceğiniz insanlarla beraber olun. Bak bu iş böyle aksetmekle. Ma sabballahu teala şeyen fi sadri. Allah Teala benim göğsüme hiçbir şey akıtmadı. İlla ve sabtu fi sadri Ebu Bekir. Ben de onu Ebu Bekir'in göğsüne akıttım, döktüm. Görmekle. Ashab-ı kiramda da böyle oldu. Bizde de böyle oluyor. Ne diyeyim arkadaşlar? 45 dakikaya kuruyorum saati. Hani saat kuruyorum. 5 dakika kalmış. Ayet-i kerimeler duruyor da. İşte Bursa'da talebeyiz. Ölene kadar talebeyiz inşallah. Ölene kadar talebeyiz. Şimdi millet 2 günde hoca oluyor. Millet 2 günde hoca oluyor. Bir de millet bekliyor 2 günde hoca olsun bekliyor. Ne marifet çıkardık mesela. Hocamla beraber. İşte bak hep görüyorsun. Hep ne yapıyorsun? Hep görüyorsun. Hocam, emnafı çıkardık. Şimdi hocam sohbet ediyor mesela bir köyde. Veya bir sohbet ediyoruz. Hocam bizimle beraber vesaire. Tabii millet, insanlar seviyorlar falan. Hocama sorarlardı. Hani kimsiniz, nesiniz, nesiniz? İşte hocam buyururdu. Arkadaşlarla beraber Bursa, Soğanlı'da talebeyiz. Neyiz? Soğanlı'da talebeyiz arkadaşlarla beraber. Arkadaşlarla beraber neyiz? Bunlar benim talebelerim, ben de bunların hocasıyım. Ne
Soğan, arkadaşlarla beraber Bursa Soğanlı adı neyiz? Talebeyiz. Bir kere sohbet sırası bu fakirde yatsıdan sonra dedik büyük ihtimal gene. Neyse sohbet oldu. Bir mevzu anlatacağım. Hani millet anlamaz, tamam mı? Millet anlamaz, insanlara anlatabilmek için. Hani içim gıcıklanıyor da ama hani derdimi anlatabilmek için işte hoca arkadaşlarla şöyle böyle oldu gibi bir şey söyledim, tamam mı? Ama içim gıcıklanıyor, rahat değilim yani. Ama hani anlatabilmek için mevzuyu öyle gel, sözü öyle aktı. Hoca arkadaşlarla şöyle oldu, böyle oldu, öyle bir şey söyledim ben. Sohbet bitti, çıktık medreseye. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Siz ne zaman hoca oldunuz? Yer misin, yemez misin? Ya bir şey söyleyeyim size. Sohbet edip, namaz kıldırıp, müezzinlik yapıp, hocamdan fırça yemediğimiz bir sefer olmazdı. Bir kere olmazdı. Elini böyle tut, ayağını böyle tut. Sesini yüksel, sesini indir. Bir kere özel, bazen böyle yapardı böyle. Bazen böyle yapardı elhamdülillah. Büyük nimettir yani. Efendimiz böyle yapardı böyle. Efendimiz de yapardı. Bazen böyle çok bozardı adamı. Bazen ne yapar? Cami-i Şerif kalabalık. Kalabalık. Çıktım ben yatsıdan sonra sohbet. Diyelim ki yarım saat sürecek sohbet. Bu yarım saat boyunca 500 kelime ben söylediysem 1500 kelime hocam söyledi. Ben şimdi kürsüdeyim, konuşuyorum. Hocam mihrap da orada. Tamam şimdi aynı hizada. Mihrap şöyle düşünün. Hani gözüküyor. Hocam orada. Bismillah. Öyle deme. Böyle deme. Şunu de. Niye öyle diyorsun? Oradan bana söylüyor. Bütün millet bakıyor şimdi ne oluyor orada diye. Terbiye de ha. Terbiye ediyorlar işte. Marangozun bunu terbiye etmesi için bunu testereyle keser. Zımparayla zımparar. Çekiçle vurur. Hiç böyle terbiye olmaz. Böyle terbiye olur. Acayip işte. İşte görmesen bilmezsin ama. Görmesen ne yapmazsın? Görmesen bilmezsin. Mevla bize görmek nasip etti arkadaşlar. Elhamdülillah çok şükür Rabbimize. Şimdi dakika doluyor, ne yapayım? Sohbet, gene bu, oradan geldim buraya. Sohbet bitti. Sohbete şey söyledim. Ayakkabılarınızı çıkarttığınız zaman kıbleye çevirip koyun. Mümkün mertebe arkadaşlar hep kıble. Hep ne? Hep kıble. Otururken kıble. Ayakkabını çıkarttın, nasıl koy ayakkabını? Kıbleye çevir, öyle koy. İşte evinde ayakkabılığını ona göre ayarla. Mümkün mert. Mesela ben kalksam birinizin evine gelsem, kıbleyi biliyorsam ayakkabımı ona göre koyuyorum. Kıbleyi bilmiyorsam sizin ayakkabınıza bakıyorum. Kıbleyi bilmiyorsam ne yapıyorum? Diyorum ki benim kardeşim böyle yapmıştır diyorum. Sen ayakkabını nasıl koyduysan ben de ayakkabımı öyle koyuyorum. Öyle yapıyorsunuz değil mi? Evet. Ayakkabılarınızı ne yapıyorsunuz? Kıbleye çevire koyuyorsunuz. Yok. Ayakkabınızı kıbleye çevirin koyun. Ayakkabıları çıkarttın. Şimdi bunu söyledim, tamam mı? Ayakkabılarınızı çıkarttığınız zaman nasıl koyun ayakkabınızı? Kıbleye doğru koyun. Hani mümkünse tabii, imkan varsa, mümkünse ayakkabınızı kıbleye çevirin koyun. Bunu söyledim. Sohbet bitti. İhvanlardan bir tanesi, yaşlı bir amca. İsmini hatırlamıyorum. Ben çıkıyorum, geldi yanıma. Hocam dedi, sana hakkımı helal etmiyorum dedi. Ya acayip bir şey ya, böyle konuşmak hiç hoş değil ha. Yani hakkımı helal etmiyorum sözü. Yani ciddi bunun bir gerekmesi lazım ki böyle bir şey ağzına alasın yani. Yani böyle bir şey söyleyesin yani. Geçen bir tanesi aradı beni, oluyor bayağı. Dellendim ama böyle. Dellendim mi? Damarıma basmasan iyi. Sakinsem, mutedilsem. Damarıma basmasan iyi. Ama zaten dengesizsem, hele bir de damarıma basarsan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hocam ben falancanın falancası. De böyle şey şifreli konuşuyor. Kimden bu? Düşünüyorum böyle. Ne bileyim kardeşim, 15 senedir görmemişim ben seni. Yani. İsmin cismin yok mu? İsmini söylesene, ben falanca desene. Yok, artist ya. Yani normalde hani... Abi idare etmeye çalışıyorum. Tamam, idare.
Ama o sonra öyle konuşacağını bilsem hiç baştan terslerdim zaten. Bilsem sonra öyle konuşacak baştan terslerdim. Ben böyle hani beni gene böyle neyse hoş beş ne var ne yok nasılsın iyiyim sağ ol. Bana birinden bahsediyor. Diyelim ki bundan bahsediyor. Aralarında bir pürüz olmuş. E olabilir. Bana ne? E sen bunu terbiye edememişsin. Allah Allah. Ne diyorsun sen ya? Hakkımı sana helal etmiyor. Allah. Zaten o dakikaya kadar doldurmuş beni. Sahne sabır, Ahmet sabır, Ahmet sabır, Ahmet sabır. Olsun Ahmet. Tamam hadi iki dakika konuş ondan sonra. Sen kimsin? Ne hakkın var? Neyi helal ediyorsun? Neyi etmiyorsun? Ne diyorsun ya? Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Yok gözüm yummadım, gözüm de açıktı. Ağzım da açık, gözüm de açık. Ondan sonra kapattım telefonu. Lafa bak, hakkım neymiş? Ben onu terbiye etmemişim, hakkımı helal etmemiş. Ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Böyle ha, hocalar herkesin dişi hocalara geçiyor. Efendim Hazretimiz öyle buyurdu. Hocanın copu yok, polisi yok. Ha konuş. Ne diyorsun ya? Ne hakkın var ki bende helal etmiyorsun? Etme oğlum. Etme. Ne hakkın var ki helal etmiyorsun ya? Hasbi, anlattım onu söyledim size. Hasbi hocam rahmetli sohbeti biraz uzatmış. Ondan sonra buyurmuş. Arkadaşlar sohbeti uzattım kusura bakmayın. Neyse hakkımı helal ediyorum size. Öyle ya kardeşim. Ben emek ediyorum size daha Allah Allah yani. Ben emek ediyorum size. Ne? İşte arkadaşlar sohbeti uzattım hakkınızı helal edin. Ya laf olsun diye öyle diyoruz. Ben emek ediyorum size daha. He? Neyse sohbet bitti. Bu Ayka mevzusunu söyledim. Çıkıyorum dışarı. İşte Hacı Amca'nın bir tanesi ihvanlardan geldi. Hocam sana hakkımı helal etmiyorum. Hayrola? E ben 20 senedir bu camideyim ilk kez bunu duydum. Ya kardeş. Bak şimdi. Yani camiye geldin diye, sohbeti dinledin diye hoca sana her şeyi yani ya 45 dakika işte daha bak daha iki kelime daha ayet kelimelere başlamadım daha 45 dakika bitti burada işaret verdi bana. 45 dakika bitti daha ben ayetlere ne yapmadım bile? Başlamadım bile daha. Lan nerede her şeyi duyacaksın, öğreneceksin? Bir kere ben zaten her şeyi bilmiyorum. Lan bilsem bile zaten yarım saatte 45 dakikada ne anlatacağım? He? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne kadar arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'in nüzulü ne kadar? 22 sene, bak 23 sene deniyor o kaba tabirde. 23 sene deniyor mesela genelden. Kur'an-ı Kerim'in nüzulü ne kadar? 23 sene. Başı sonu 23 sene. O kaba tabir. İnce hesap, tam kolay ince hesabı. 22 sene, 2 ay, 22 gün. Ne kadar? 22 sene, 2 ay, 22 gün. Ki ben bilmiyorum hepsini. Nerede? Hepsini ne demek yani? O çok yani cüz'i bir şey bizdeki bir şey değil mi? Çok cüz'i. Velev hepsini biliyor olsam. Ya kardeş 22 sene, 2 ay, 22 günde inen şeyi... Ben sana haftada yarım saatte nasıl anlatayım ya? He? Haftada yarım saatte nasıl anlatayım ben sana? Ki bende yok. Olsa bile nasıl anlatayım ben sana? Onun için arkadaşlar hani sohbetler uzadığı zaman da darlanmayın. E hocam canım şeye istiyor, çıkmak istiyor. Söyleyin. Hadi söyleyin bakayım. He? Hadi nefse ki nefsine düşman ol bak. Bak. Nefsine düşman ol. Ya şimdi eve gideceğiz falan bir gidip de bir an önce. Belki de işten çıktınız yemek yemeden geldiniz. Olabilir mi? Olur. Mesela ben sizin için çok yaptım öyle. Ben oruçlu olduğum çok zamanda ta yatsıdan sonra sohbet ettiğim, sohbetten sonra eve döndüm. Eve döndükten sonra iftar açtım ben sizin için. Ben kardeşim bugün oruçluyum sohbet olmayacak demedim ben size. Madem bu işi yapacağım, vazifem bu benim. Madem, değil mi? Yapacağım. Ya öyle kardeşim Allah Allah ya. Hiçbir şey söyleyeyim size. Arkadaşlarımın bir tanesinin kızının nişanı mı var ne? Bana dedi, diyelim ki bugün nişanı var tamam mı? Bugün kızının nişanı var. Arıyor beni, bu akşam bizim çocuğun nişanı var, sohbete gel. Benim başka tarafa sözüm var. Ki artık öğrendik tamam elhamdülillah artık öğrendik. Biri böyle dedi mi direkt müsait değilim.
müsait değilim kardeşim. Nasıl müsait değilsin? Sen beni kale alıyor olsaydın, baştan planını yaparken beni hesaba katardın. Bana 2 gün önceden, 3 gün önceden söylüyorsan, sen zaten beni kale almadın. O zaman ben de seni kale almam. Müsait değil kardeşim. Müsait değil. Ya yabancı adam düğün yapacak 6 ay önceden söylüyor ya. He? 6 ay önceden söylüyor. Hocam diyor 6 ay sonra düğünüm var diyor. Bak diyor, ona göre olsa o tarih saat müsait olmuş. Ona göre ayarlayayım diyor. Salonu ona göre tutayım. Mesela söylüyorum. Ona göre tutayım. Ona göre davetiye bastırayım falan filan filan söylüyor yani. Bizimki gelmiş. 2 saat var. Benim de planım. Oruçluyum o gün. İftar edeceğim. Evde. Namaz, iftar. Sohbete gideceğim. Öbür tarafa. Öbür tarafa sözüm var benim, insanlar. Bekliyorlar beni, Allah Allah yani. Dedim hani hiç olmazsa şey yapayım. Akşama namazına geleyim dedim. Hani biraz sizinle beraber oturmuş olurum. Hani gönlün olsun. Yani iftar etmeyeceğim, yemek yemeyeceğim, tamam mı? Ben yemeğimden fedakar, yemek yemeyeyim olsun diye gideyim oraya. Biraz oturayım onlarla, gönülleri olsun. Oradan kalkayım, sohbete gideyim. Döndükten sonra yerim artık. Ya nasip, nasip. Sohbet etmeyeceksen gelme dedi bana ya. İsmini söylesem afallar kalırsınız. Aynı böyle dedi. Sohbet etmeyeceksen gelme dedi. İsmini söylesem afallar kalırsınız. Yok ya dersiniz yani. Sonra iş arkadaşlar. Yani şimdi bir sürü iş. Oysa bu ayet-i kerimeler okunsa. Onun için sohbetleri kaçırmamaya çalışın. Gayret etmeye çalışın. Gayret etmeye çalışın. Daha sık. E hocam iş güç. Ya fedakarlık yani. Ben sana işini bırak demiyorum ama ne? Fedakarlık olmadan, kendine ters gitmeden bu ahiret işi olmaz. Benim için de böyle, sizin için de böyle. Fedakarlık olmadan, canının istediği şeylere ters gitmeden bu ahiret işi olmaz. Hiçbir iş olmaz ya. Olmaz. Canın bir şeyler isteyecek, sen yapman gerekeni yapacaksın. Canının istediğiyle yapman gereken birbirine mutabıksa sorun yok. Ama tersse neyi yapacaksın? Yapman gerekeni yapacaksın. Allah'ım cümlemize nasip etsin inşallah. Hiç olmazsa bir ayet-i kerim okumuş olayım. Cenab-ı Hak Muhammed suresinde Es-Sâbihillah fa'lem ennehu la ilahe illallah istagfir li zenbike velil mü'minine vel mü'minat vallahu ya'lemu mütekallebekum ve mesvâkum. Fa'lem, bil. Neyi bil? Ennehu şan. La ilahe, hiçbir ilah yok. Ma'budun bil hak yok. İllallah, ancak Allah var. Bil ki zaten Mevla işte ikaz ediyor. İrşad ediyor Mevlamız. Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Ve istiğfir ve istiğfar et. Af iste. Mağfiret talep et. Lizembike, günahın için. Kime hitap? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Günah var mı peygamberimizde? Yok. Ama talim ediyor. Günahın için affını iste. Velil müminine, müminler için af iste veya müminlerin günahı için af iste. Vel müminat, mümine hanımların günahları için ne iste? Af iste. Biz de birbirimizin affını isteyelim Mevlamızdan. Şimdi hani demin konuştum bitti. Ayet-i kerimeden önce aklıma geldi dedim, dua edelim. Edelim mi, etmeyelim mi? Böyle içimde, tamam mı? Dedim. Mevlamız ne buyurdu? Af isteyin benden. Kendinizin affını isteyin. Kardeşlerinizin nesini isteyin? Affını isteyin. Vallahu Allah Celle Celal. Ya Mevla Celle Celal. Hocam bir grup verdi bana. Böyle 13-14 yaşlarında 8-10 tane bitireyim çocuk. Yüzüneyi bitirmişler. Arapça başladık bunlarla. Ama canımı okuyorlar benim. Ama canımı okuyorlar yani. Talebe. Hele o yaşta. Talebe anasını babasını çok kandırıyor. Bizimkiler de yapıyorlar. Ana babası da zaten herkes için kendi evladı bir numaradır. Her doğru kabul. De akıllı ol kardeş. Bizim çocuklar da, bizimkiler de ana babasını ne yapıyor? Andırıyor. Bak. O grup, ona döneceğim.
ona döneyim. Bir tane talebe geldi hocama. İki gözü iki çeşme. Böyle 15-16 yaşında bir çocuk. Ağlıyor. Gitti hocamın, hocamın odasına girdi. Hocam bir hışım çıktı böyle. Çok kızardı hocam. Şey demiş hocam, benim hocam beni dövdü demiş. Hocam çok kızardı böyle. Yanında da bir arkadaşı var çocuğun. Bu da şahit gördü. Hocam hemen haber gönderdi, çağırın gelsin. Neyse hoca efendiyi çağırdılar. Yüzünü okuyor çocuk. Hoca efendiyi çağırdı, hoca efendi geldi. Buyurun hocam. Sen bunu dövmüşsün. Hani insan böyle hiçbir şeyden haberi olmaz, böyle bir şey derler, hani ne oluyor böyle 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 saf saf bakar ya. Aynı öyle bakıyor çocuk. Anlamadım hocam. Ne oldu hocam? Anlamadım. Böyle diyor çocuk. Bak bu da görmüş. Neyse iş biraz irdelendi falan filan. Bu bizimki okumak istemiyor ya. Ben gideceğim. Hocama diyeceğim ki hocam beni hocama diyecek ki, amatıcama diyecek ki hocam beni dövdü diyeceğim. Sen de şahitlik edeceksin. Ya dövmedi. Ya demiş biz arkadaşız yani. Bir arkadaşın yalan şahitlik etsen ne olur demiş ya. Vallahi billahi ya. Arkadaşlar. Bu aralar böyle çok böyle dinleniyor böyle şeyler. Çocuk, çocuk, çocuk. Çocuk. Geçen geldi bir tanesi. Ufaklıklardan biri. Akşam üzereydi. Mür mür ağlıyor böyle. Ağlıyor. Çocuk zaten. Ben zaten şirin. Bir de ağlıyor böyle. İnsanın içi gider, tamam mı? Ağlıyor. Ne oldu? Benim Halil var ya. Selamullah. Halil abi, Halil beni dövdü. Çağırın Halil'i gelsin. Ha ben biliyorum, tamam mı? Neyse geldi Halil. Şimdi bizimki ağlıyor ya. Ben Halil'e bir laf söylüyorum. O göz yaşının arasında bir böyle bir sırtıyor, gülüyor. Buradan yaş, burası bir sırtıyor. Tamam mı? Sonra ona bakıyorum, yine böyle dudakları asıyor. Sırıtıyor böyle. Ya dümen ya. biraz böyle yani. Bu iş olacak diyeceksin. Bu iş olacak diyeceksin. Yoksa çocuk bu ya. Ya sana bana zor geliyor. Çocuğa zor gelmez mi ya? Sana bana ne yapıyor? Zor geliyor. Bacak kadar çocuğa zor gelmez mi? Olacak. Heh. Şimdi buradan oraya geç. Hocam verdi grup bana. Dediğim gibi canımı okuyorlar. Dur bir şey daha anlatayım size. Bir grubum var. Böyle tabii derme çatma binalar. Benim dershane burası. Talebem orada duruyor. Burada bir pencere var. Öyle derme çatma böyle hani boyanmış. Pencere var ama hani gözükmüyor bir şey. Boyanmış. Öteki tarafta da hocamın odası var. Yani hocam benim talebeleri görmüyor ama talebeleri benim ne yapıyor? Duyuyor. Hocam ikide bir beni çağırıyor, basıyor kalayı. Senin talebe şöyle, senin talebe böyle. İkide bir çağırıyor beni, basıyor kalayı. Senin talebe şöyle, senin talebe böyle. İkide bir basıyor. Her gün ama her gün. Ben de o zaman böyle hani diyelim ki 19-20 yaşım benim, tamam mı? Şimdi beni böyle bağırıp çürüyor görüyorsunuz ya. Hep terbiye işte böyle. Hocam basıyor kalayı, basıyor kalayı, basıyor kalayı. En son bir gün çağırdı. Ahmet. Buyurun hocam. Ahmet senin talebelerin seni çok seviyor. Seviyorlar hocam öyledir. Seviyorlar. Gerçekten çok seviyorlar. Senin talebelerin seni ne yapıyor? Çok seviyor. Yani ben seviyorlar hocam. Tabii ben çakmıyorum ya davayı. Seviyorlar hocam. Seviyorlar yani. Ama sadece sevmek de olmaz burada hocam. Ama sadece sevmekle sevmek, seni çok seviyorlar doğru. Ama sadece sevmek de olmaz. Ya benim bir şey ton düştü. Hocam dedim ben yani ben bu böyle yani ben böyleyim yani hani ben böyleyim. Çocuklar, arkadaşlar, kardeşler, canlar, ciğerler oturalım, kalkalım, şöyle yapalım falan yani. Dedim ben böyleyim. Sen bilirsin dedi. Böyle dedi. Ne demek biliyor musunuz?
Becerirsen bu işi becerirsin. Beceremezsen bu işi beceremezsin. Vallahi arkadaşlar, ondan sonra bizimkiler 50 metreden birini görse böyle eller ayakları titriyordu böyle. Böyle uzaktan böyle görse de böyle eller ayakları titriyordu böyle. Öyle. Sevgi ama saygı sevgi, aile, bak aile. Karı koca birbirini sever mi? Sevecek. Ama sevgi işin küçük kısmıdır. Saygı sevginin yaptıramadığı çok şeyi yaptırmaya kadirdir arkadaşlar. Saygı, korku lafı ağır da, saygı sevginin yaptıramadığı çok şeyi yaptırmaya nedir? Kadirdir. Biz insanız, yapımız böyle. Neyse, benimkiler şimdi canımı okuyorlar benim. Şimdi bu ayet-i kerimeden yani canımı okuyorlar benim. Çok darlanıyorum, baş edemiyorum, darlanıyorum. Dedim ben, Ruhul Furkan Tefsir-i Şerif 1. cildinde ilimle alakalı bir bahis var. Orada ilimin kıymetiyle alakalı böyle arka arkaya birkaç sayfa çok böyle hani teşvik edici hadis-i şerifler var. Dedim ben burayı okuyayım bizim arkadaşlara. Hani teşvik olsun, belki biraz toparlarlar. Akşam yatsı arasıydı. Ama böyle hani tak etmiş yani canımı, böyle beceremiyorum. Zaten kendi işim, vazifelerim var. Kendi dersim var, kendi vazifelerim var. Hani o yapamıyorum yani, olmuyor. Laf dinlemi anlatamıyorum. Uğraşıyorum olmuyor. Haylazlar. Ya cambaz çocuk ya. Çocuk. Cambaz. Beceremiyorum. Dedim ben okuyayım. Ya okuyayım ama aldım kitabı elime. O kocaman 600-700 sayfa kitap. Bu kitabın neresinde bu şimdi? Bu kitabın neresinde? Böyle bir açtım, o sayfa çıktı. Ne demek biliyor musunuz? Kulum, ben seni görüyorum. Sıkıntını biliyorum. Aradığını biliyorum. Buyur. Demek. Ben seni biliyorum. Aradığını biliyorum. Sıkıntını biliyorum. Buyur. Şimdi burayı okuduk. Aslında ben düşünüyorum, dua edelim, etmeyelim. فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهِ اِلَّ اللّٰهِ Bak karşımda duruyor ama. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Allah-u Teala bizim neyimizi istiyor? Kullarım kendiniz için ne yapın? İstiğfar edin. Yani Peygamberimize hitap da kendiniz için istiğfar edin. وَلِلْ مُؤْمِنِينَ Mümin erkekler için ne yapın? İstiğfar edin. وَلْ مُؤْمِنَات Mü'minat için istiğfar edin. Elhamdülillah. Çok şükür Allah'a. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi günahlarımızı meccanın affı mağfiret eyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı, seyyiatımızı, meccanın affı mağfiret eyle. Bütün kardeşlerimizi affı mağfiret eyle ya Rabbi. Mağfur olarak sana koşmak bizlere nasip eyle ya Rabbi. Mağfur olarak bu meclisten kalkmak bizlere nasip eyle ya Rabbi. Günahlara müptel olmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Zahiri, batini, kavli, fiili, ameli, itikadi, küçük büyük günahlarımızı meccanın affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi bu ayatü beyinatta, Kur'an-ı Azimuşşan'da bizden senden af istememizi emir buyurdun ya Rabbi. Ha, bu emri sen buyurdun ya Rabbi. Bu emrin muktazasınca ya Rabbi biz sana yalvarıyoruz. Senden günahlarımızın affını talep ediyoruz. Günahlarımız mecanın affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin emrin muktazasıyla senden af isteyen bizleri geri çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi burada mağfur olarak kalkmak cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi burada mağfur olarak kalkmak cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam'ın hatırına, dostlarının hatırına, burada günahsız kardeşimizin hatırına, burada mağfur olarak kalkmak cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Sonlarımızı hayırlısı hatime nasip eyle. Dinim-i İslam'ı, şeriat-ı garayı, tarikat-ı aliyi, lâki hücreyle hizmete bizleri muvaffak eyle. Sapmaktan, caymaktan, yanlış düşmekten cümlemizi muhafaza eyle Rabbi. Allahümme inna neselike imanen lesebâle küfrün. Allahümme inna neselike imanen lesebâle küfrün. Allahümme inna neselike imanen lesebâle küfrün. Allahümme inna neselike tamamen ni'me. Ve devam ala afiye ve sünnet khatime. İlâ şeref nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi şeyhna el-kâfına min khâsa. إلى روحانية شيخنا وقبلة قلوبنا ومعلمنا معلمنا من الحاج محمد رفيق الفاتحة